أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ، مدد الصوف، وإن شاء الله فاز الشيخ محمد بن زهراني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. زم طريقتنا آداب kendi işimize bakmak. Biz şeyhlerimizden nasıl öğrendiysek, nasıl öğrettilerse o yolu takip etmektir. Bizim Hatmi Hacıkan tarikatın esasındandır, yani rüknüdür. Haftada bir yapmak lazım. Her hafta yapamayın, hadi iki haftada bir gelsin. Üç haftayı geçirdi mi, tarikattan tarikattayım diye utansın derdi Büyükşehir Efendi. Gelemese de kendi kendine yapsa da olur yani. Tarikatımızın rüknüdür dediğimiz gibi Hatmi Hacıkan. Onun adab-ı usulü var. Büyük Hatmi Hacıkan var. Nakşibendi tarikatının usulü taşlar var. Çakıl taşları ufak ufak. Büyük Hatmi Hacıkan ondan yapılır. Ondan yapılır da maşallah cemaat çok olduktan sonra Şeyh Efendi bu bizim yaptığımız usul olarak küçük Hatmi Hacıkan yapıyoruz. O çakıl taşı olmuyor da onda herkes ne yapacağını Şeyh söyler. Ya mezun olan Hatmi Hacıkan yapmaya mezun olan insan onu söyler. Yedi Fatiha, 25 Estağfurullah'dan sonra yedi Fatiha okuyor. Ondan sonra 10 salavat, 7 Elem Neşrah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 10 salavat bittikten sonra bu Hatmi Hacıkan bitmiş olur. Bu Nakşibendi tarikatının çoğu yani onlara işte o da bir meseledir. Bizim yolumuzda olan yani bizim yoldan meşayihlerden gelen böyle gösterilmiş. Bunu yaparız. Bunu değiştirmeye gerek yok. Yani birine izin verilip de mezun olup vekil olur bir yerde bunu değiştirirse kendi kafasına göre yapmış olur. Buraya kadar aynen devam etmesi lazım. Bundan sonra normalde Nakşibendi de zikri hafi var. Hafi dediği gizli söylenir. Ama yaptığımız zikirler
40 tarikata teşebbüh olup onların bereketlerini bize nasip olsun diye Şeyh Abdullah Dağsani Hazretleri Efendimiz onun ilhamıyla onu yaptırıyor, onun emriyle yapılıyor. Bu ayakta zikir yapıp da o da şimdi bazı insanlar Nakşibend tarikatında böyle bir şey yok. Doğru yoktur onlar. Onu var demiyoruz. Onlar öteki tarikatları hem hatırlamak hem onları kabul edip onların bereketleri de üzerimize olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Rifai Hazretleri, Ahmet Bedevi Hazretleri, İmam Dusuki Hazretleri, Şazili Hazretleri, Çişti Hazretleri, mübarekler çok. Yani 40 tane tarikatın piri var. Şaban Veli Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri, mübarekler dediğimiz gibi onlar da Allah'ın dostu, evliyası, onların da himmetleri hazır olsun diye meclise o usulde zikir yapıyoruz. İşte orada vekildi yahut başkasıydı mezun olan orada istediği bir yapabilir. Çoğaltır da, azaltır da. O mühim değil. Ama esas mühim nokta olan hatm-ı hacetini değiştirmek olmaz. Efendim işte şu tarikat böyle diyor, şöyle diyor. O da işte edepten değildir. Biz doğru bildiğimiz, inandığımız yol, meşayihlerden gördüğümüz yol budur. Hiç başka yerden şu böyle yaptı, acaba biz de mi yapsak diye şey yapmaya düşünmeyin. Hatta bazen ihvanlar arasında konuşulur. O da edep dışıdır. Bu yapılan Hatm-ı Hacekan Peygamber Efendimiz'in talimi üzerine yapılmıştır. Az da olsa çok da olsa onun bereketi Allah'ın bildiği ancak Allah Azze ve Celle o fazileti, bereketi Allah bilir. O kadar büyük bir nimettir. O kadar şanslıdır yolda olanlar. Çünkü burada olan mesele gözden kaçan mesele burası Allah rızası için yapılan bir hizmettir. Halisane başka bir hiçbir niyet yok, bir istek yok. Sırf Allah rızası için yapılıyor. Onun için ihlas en mühim şeydir. Allah da imtihan eder insanı.
çeşit türlü imtihanları var. O imtihanlardan da işte acaba ben az mı yapıyorum? Başkaları daha fazla yapıyor. Günde 100.000 kelime-i tevhid çekiyor. 200.000 lafz-ı celal çekiyor. Öyle bir şeyler oluyor. Sen şeyhin ne dediyse onu yap. İhlasını muhafaza et. Sana daha faydalıdır. Kendi nefsine güvenip de ben bu kadar yaptım deme. Senin yapacağın şey şeyhe tabi olmaktır. Onun emirlerini yerine getirmektir. Acaba tam anlamadım mı benim dediğimi? Bazen düşünürler ki ben konuştum, Şeyh galiba başka şey düşünüyordu da tamam dedi. Yok, sen başka şey düşünse bile orada sana ihtiyaç olan şeyi Allah Azze ve Celle senin ihlasından dolayı o cevabı alabilirsin orada. Onun için her şeye bu yolda olduğumuz için her şeye tahammül edip her şeye şükretmek lazım. Yolumuz Allah hak yoludur, ihlas yoludur. Kapı açıktır. Herkese açık. Şeyh Efendi'nin yolu, Peygamber'in yolu, sahabenin yoludur. Kim gelirse onu kabul ederiz. Gelip bakar, beğenir, beğenir, beğenmez, bağlayacak, tutup da bağlayıp da buradan bırakacak halimiz yok. İsterse kalır, isterse gider. Yok başka meşayihler kabul eder etmez. O da dediğimiz gibi bizim işimiz değil. Biz gördüklerimizi aynısını devam ettirmeye çalışıyoruz. Gidecek varsa da gene onu da tutmuyoruz. Yol bellidir. Hidayet Allah'tandır. Ama tabi isteriz ki bu yola hizmet edelim. Bu İslam gençliğine hizmet edelim. Onları kötü yoldan kurtaralım diye içimizde var o istek. Üzülürüz de böyle Müslüman evlatları yakışıksız kötü yollara düşünce epeyce müteessir oluruz, üzülürüz. Onları işte isteriz ki Allah yardım etsin. Bize manevi kuvvetle onları bu yollara cezbetmeye nasip olsun inşallah. Amin. Bir tanesini de şeytana kaptırmak istemeyiz. Avrupa'da desen
berbat orada durum. Şimdi bizim burada da eskiden sırf avluva derdik ama burada da aynı şekilde oldu. Çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Allah muhafaza etsin. Duayla inşallah ihlasla onlar da kurtulur. Çünkü şeytan ve avanesi Osmanlı'dan beri bu İslam'ı, Müslümanları yeryüzüne silmeye uğraşıyorlar. Ama Allah izin vermiyor. İnşallah mağlup olacaklar inşallah. Allah hepimize imanımız kuvvetlendirsin inşallah. Bize de İslam'a da Allah yardım etsin. Amin. 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 Allah'a tevfik. El-Fatiha.